Bugün sizlere hava savunmada dünyada en öne çıkan sistemlerden bahsedeceğiz. Rusya'nın S-400'ü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot hava savunma sisteminin özelliklerini anlatacağız. Bu karşılaştırmaları yaparken Türkiye'nin de yerli ve milli imkanlarla bu alanda rakip olarak gösterilen SEPER'in özelliklerini sıralayacağız. biraz hava savunma sistemleri nasıl çalışıyor genel olarak onu açıklayalım. Şöyle bir füzenin yaklaştığını radarla tespit ediyorlar. Füzeye yaklaştıklarında kendilerini patlatıyorlar ve havaya bir şarapnel bulutu yağdırıyorlar. Bu minik şarapnel bulutu füze veya bombanın üzerine hızla nüfus edip onun aşağı düşmesini sağlıyor. Yani havada yakınında bir noktada kendini patlatması yeterli. S-400 hava savunma sistemini aslında kullanmaktan çok Amerika Birleşik Devletleri ile F-35 sürecimizi sonuna getirmesiyle çok andık Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ortak üretici olarak F-35 programına başlamıştı. Ancak Rusya'dan bu sistemi aldığında programdan çıkarıldı. Türkiye'nin neden S-400 aldığı konusuna da kısaca değineceğiz. Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi Antey tarafından üretiliyor. S-400'ler 6 adet bataryadan ve toplamda 12 adet launcherlerden oluşuyor. Launcherler bu füzeleri taşıyan, fırlatan, kamyona benzeyen araçlar. S-400'lerde 12 adet fırlatma aracı 48 ve 90. 86 arası füze bulunuyor. Teklentçer sistemi üzerinden başka çeşitli füzeler de kullanılabiliyor. Bunlar kısa, orta ve uzun menzil olmak üzere 3 çeşit. Bu önemli çünkü. Katmanlı hava savunma sistemi dediğimiz şey işte tam olarak bu oluyor. Bu nedenle hava savunma sistemlerinde uzun menzil kadar kısa menzilde önemli. Havadan bir saldırı gerçekleştiği zaman hava savunmanızda uzun menzil etkili olmadığında füze orta menzil katmanına geliyor. Bu da etkili olmadığında daha da yaklaşıyor ve kısa menzil devreye giriyor. Yani birinin hedefi isabetle vuramaması diğerindeki filtreden geçmesini sağlıyor ve kısa menzilde de etkili olmak bu nedenle kritik öneme sahip. Karışık şekilde kısa, orta ve uzun uzun menzil olarak lançerlere bu füzeler yerleştirilebiliyor. Kısaca üçüne de ihtiyaç var. Her zaman yaklaşan bir füze bir hava savunma sisteminin tutturma garantisi yok. Bu nedenle kombin şeklinde kullanılması daha güvenli bir savunma sağlıyor. S-400'lerde iki adet radar sistemi var. Bunlar 600 ve 400 kilometreye kadar hedefi tespit ve takip edebiliyor. S-400 sistemleri maksimum 400 kilometre hedefleri vurabiliyor. Oldukça uzun bir menzil. Minimumuysa son geliştirilenlerde 1 kilometreye kadar indiği söyleniyor. Radardan kaç düşman füzeleri 1 kilometre kadar yaklaştığında hala elinizde topraklarınızı savunmak için imkanınız var demek oluyor bu. S-400 sistemleri maksimum 184 kilometre irtifaya kadar çıkabiliyor. Aynı anda yüzden fazla hedefi tespit edebiliyor. 30 saniyede tüm füzeleri hedefine fırlatabiliyor. Şimdi Amerikan yapımı Patriot pek güçlere bakalım. Sıkça karşılaştırılıyor bu iki sistem. Aslında bazı özellikleriyle S-400'lerin gerisinde gibi görülse de işin beyni diyebileceğimiz noktada üstün oluşu onu önemli çıkarıyor. Patriot pek güçler F-16 üreticisi Lockheed Martin tarafından geliştirildi. 1981 yılında atılan adım 1984 yılına kadar 3 farklı varyantasyonu ile hizmete girdi. Bunlar pek 1 pek 2 ve pek 3 Patriotlerin aslında S-400'lere göre üstün bir tarafı da pratikte çok kullanılmış olmaları. Irak ve Afganistan'da pek çok operasyonda kullanıldılar. Bu da avantaj çünkü teori ve pratik her zaman birbirinden farklı oluyor. Bu nedenle sağda kendini daha fazla ispat etmiş diyebiliriz. Patriotlerin bir adet bataryası ve bir 4 fırlatıcısı bulunuyor. 4 veya 16 adet füze de üzerinde bulundurabilirsiniz. Bu füzeler de 15 kilometre menzile sahip. Petrit konusuna başladığımda işin beyni dediğimiz noktadan bahsedelim. Bunlar radarlar. Petritlerin oldukça gelişmiş radar sistemi var. 170 kilometre menzile sahip 100 hedefi eş zamanlı şekilde inceleyebiliyor. Petritleri S-400'lerden ayıran en önemli konu da bu aslında. S-400'ler füzeyi uzağa fırlatıyor ama radar takibi konusunda Petritler kadar başarılı değil. Bir sürü füze fırlatabilirsiniz ancak bunlar hedef ıskalıyorsa bir anlamı yok. Patriotlerin çok gelişmiş radar takip ve tespiti var. Patriot P3 geliştirilmiş bir GAN IS radarına sahip. Sinyal tespitinde oldukça başarılı. Bu nedenle bu konuda açık bir avantajı var. Zıt yönlerden gelen hedefleri angaj etmek açısından oldukça başarılı. Yani aynı anda birden çok saldırı durumunda kafa karışıklığı yaşamıyor. Bu nedenle S-400'lerden füzeleri daha küçük olabilir ama akıllı bir radar sistemine sahip olması onu düşmana karşı daha büyük bir tehdit olarak algılatabilir. Patriot pek 3'ler de çok katmanlı hava savunma sağlıyor. Şimdi menzil kıyaslaması yapıyoruz. Önemli ama nereyi koruyacağınız da önemli. Eğer sınır bir bölgeyi koruyorsanız çok uzun menzile ihtiyacınız yok. Daha kısa ve orta irtifadaki füzelere ihtiyacınız var. Bunları o yüzden değerlendirirken bu noktaları göz önünde bulundurmak gerek. S-400'ler çok geniş bir alanı hatta bir ülkeyi bile tek başına koruyabilir. Patriot pek ler daha dar bir alanda başarılı. Bu da şu açıdan önemli. Bir savaş Baş alanı düşünün. Nükleer santraliniz, yol ve köprüleriniz var. Bu kritik bölgelerin korunması daha incelik gerektiriyor. Bu noktalarda işte Patriotlar çok etkili. Gelelim Türkiye konusuna. Türkiye tabii acilen ihtiyacı olduğu için S-400'leri alması gerekiyordu. Bu nedenle tercih etti. Çünkü hava savunmasını sağlayacak bir sistemi yoktu. Hiç olmayınca da daha geniş bir alanı koruyan S-400'ler elbette daha mantıklı bir seçenek oldu. Henüz o kadar incelikli korumalara yönelecek seviyede değildik. Tabii bu finanse edilen paranın Rusya'ya gitmesi, güven güvenlik kaygıları gibi pek çok neden Amerika Birleşik Devletleri'ni harekete geçirdi ve F-35 programı böylece bozulmuş oldu. Tabi biz seçim yapmak için bile bir ambargo ile karşı karşıya kalınca bunda da iş başa düştü ve kendi hava savunma sistemlerimizi geliştirmek için harekete geçtik. Bu önemli. Savunma sanayinin her kaleminde yerli ve milli projeleri üretmek birbirini tamamlıyor. Uçak yapabilirsiniz ama düşman uçağının topraklarınıza saldırısını önlemek için bir hava savunma sisteminize de ihtiyaç var. Bunları kullanırken yerli ve milli füzelerinizin olması gerek. Gerekiyor. yani tek bir noktaya odaklanıp bu alanda ileri bir noktaya gelmek mümkün değil. Hepsi birer puzzle parçası ve büyük resmi tamamlıyor. Patriot'ler gücünü bu noktada kanıtladı, Sağda da aynı şekilde. Rusya S-400'leri Ukrayna savaşına kadar kullanmamıştı. Daha yeni pratikte kendini gösteriyor. Patriot pek güçler kısa menzilli balistik füzeleri de vurabilir ancak S-400'ler bu yeteneklere sahip değil. S-400'ler zaman açısından daha hızlı. Patriot'lerin fırlatılması için 25 dakikaya ihtiyaç var. S-400'lerde bu 5 dakika gibi kısa bir süre. Gelelim yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin testlerine kilitlendiği Siper'e. Siper şimdiden bu alanda bu iki sisteme rakip olarak gösteriyor. Tüm ülkelerin elindeki savunma güçlerini artırmanın peşinde olduğu bir dönemde çıktı ortaya. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Siper'in büyük boyutlu ve çok özellikli bir silah olması caydırıcılık özelliğini de beraberinde getiriyor. Türkiye'nin yerli ve milli uzun menzili yüksek irtifa hava savunma füze sistemi testi için Edirne-Güresun arasında 850 kilometrelik bir alanda nota ilan edilmiş son teknolojiler kullanılarak geliştirildi siper. Savaş uçağı ve seyir füzesi gibi havadaki hedeflere karşı kullanılacak. Ayrıca havadan karaya yönelik hedefleri de imha edebilecek. İlerleyen aşamalarda balistik füzeleri de imha edebilecek. Sistemin son atışlı testi Ağustos 2022'de gerçekleşti. Bu test esnasında arama radarı ve atış kontrol merkezinde kullanıldı. Test esnasında siper 90 artı kilometre menzilindeki hedefe 26.000 artı fit irtifada imha ederek kendi rekorunu kırdı. Ayrıca siper sistemi birden fazla füzeye sahip olacak. Yani çok katmanlı. Siperin ilk etapta 70 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. Zorlu koşullar altında başarıyla görevini gerçekleştirecek. Telli ve telsiz haberleşmeyle dik ve eğik atış gerçekleştirebilecek. Bugün sizlere dünyanın en önde gelen iki hava savunma sistemini ve sahada Türkiye'nin rakip olarak gösterildi. Yerli ve milli sistem Siper'den bahsettik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.